İtfaiye aracımız 42 metre lik bir şeyi olan, bomu olan bir araç. Artık en yüksek binaların çatılarına kadar şey yapabileceğiz Çanakkale'de. Mesela bizim 13 katlı emlak bank evleri var diyorsunuz. Dolayısıyla bu eksiğimizi kapatmış olduk. Çünkü binalar yükseliyor. Katlar 10 katlı binalar var. Onların en üstüne verecek yükseklikte şeyimiz yoktu. Bomu olan aracımız yoktu. Onu tamamlamış olduk. Uzaktan kumandayla çalışabiliyor. Yani bom yerine gittiği zaman, hizasına geldiği zaman oradan aşağıdan kumandayla suyun yönü, ne şekilde bu bomun nereye hareket etmesi gerektiğini aşağıdan şey yapılıyor. Yani bir yangınla karşı karşıya bıraktırılmıyor yukarıdaki bir operatör. Bir de ayrı bir özelliği var. Bomlu olduğu için, uzun bomlu olduğu için -8 metreye kadar da aşağı inebiliyor. Yani zeminden -8 metreye kadar da aşağıdan, o da kurtarma amaçlı. Yani insan kurtarma amaçlı. Belki yangın da oradaysa onu da şey yapabilir ama esas insan kurtarma amaçlı bir fonksiyonu da var. Sonuç itibariyle bu tek dingil üzerine olan bir araç. Yani manevra kabiliyeti de çok zengin diyelim. İtfaiyemize katmış olduk. Tabii itfaiyemizin güçlenmesi çok önemli. Kent büyüyor. Kullanılan malzemeler tabii çok yanıcı malzemeler inşaatlarda. Dolayısıyla her an yangın tehlikesi var. Onların söndürülmesi uzmanlık istiyor. İtfaiyemizde de artık arkadaşlarımızı hep uzmanlardan alıyoruz. Hatta itfaiye okullarından mezunları alıyoruz, eğitiyoruz. Dolayısıyla güçlenmek durumundayız. Kentin güvenliği meselesi. Onunla ilgili her türlü çabayı gösteriyoruz.